Mimarlar Odası, Çanakkale Şubesi, Barbaros Mahallesi Kıyı Şeridi ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Denizle ilişkisi önemli olan Çanakkale kentinde 1. kordon ve 2. kordon ile oluşturulan sahil kıyı aksı kentlerin bir araya geldiği rekreasyon alanları olmuştur. Çanakkale Mimarlar Odası, Barbaros'ta yeşil alan kalmadığı ve kentin silüetinin olmadığını üzülerek ifade ettiklerini dile getirdiler. Bu bağlamda bir nevi 2. kordonun devamı olan kıyı aksının Kepez Beldesi'ne kadar kentlinin kullanımına açık alanlar olarak değerlendirilmesi, bu alanların zaman zaman genişleyip geçiş alanlarına dönüştürülerek engelsiz kullanıma açık düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kıyı kumsalını dolgu ya da diğer müdahalelerle kaybetmeden yapılacak çalışmalar bölgenin doğal güzelliğini de ortaya çıkaracaktır. Bu alanların iyi planlanması kentin denizden görünen silüetine de katkı yapacaktır ve bu konu Çanakkale'de yaşayanların çözüm üretilmesini talep ettiği bir konudur. Çanakkale'de yaşayan mimarlar olarak alışveriş merkezlerine karşı olduklarını belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Çanakkale Şube Başkanı Sevil Ural açıklamada bölgenin belediye meclis kararları doğrultusunda yapılaşmaya açılması endişe uyandırmaktadır dedi. Valiliğimizin ve belediyemizin birlikte çözdükleri iskele meydanı kent halkına açıldığında nasıl kullanılabilir olduğunun ve şehrin nefes aldığının bir göstergesidir. Talebimiz bu alanlar içinde de aynı hassasiyetin gözükterilerek planlanmasıdır. Bu bölgenin belediye meclis kararları doğrultusunda yapılaşmaya açılması endişe uyandırmaktadır. Hele hele emsal oranlarını yükseltilerek yoğunluğun artırılması kaygı vericidir. Kent belleğine katkıda bulunacak yapıların korunarak, restore edilerek, yeni fonksiyonlar yüklenerek kente yeni odak alanları kazandırılmalıdır. Korunması gerekmeyen, işlevsiz, yapısal ve tarihsel bir değeri olmayan yıkıntıların temizlenerek kara ile denizin buluştuğu noktalarda denizin görsel olarak kent içine nüfuz edebileceği alanlar yaratılması bizim temennimizdir. Teşekkür ediyorum.